Yakışır mı? İzmir'e yakışır mı arkadaşlar? Kim talimat verdiyse çok ayıp. Büyükşehir Belediyesi burası. Herkesin mülkü. Böyle bir şey olur mu? Bakın duruşa, asker duruşu. Çok ciddi, rezalet. Demokrat Kürsel, Demokrat CHP. Ne bir faşistlik bu ya? Ne rezalet? Biz açıklama yapacağız burada. Bu duruşu bozun. Düzeltin bu duruşu. Biz terörist miyiz? Teröristlerle beraber olanları biliyoruz. Kendileri gibi zannetmesinler. Rezalet ya, şuraya bak. Güvenlik tedbiri almışlar. Basar geçerim de. Duracak mısın? Hadi geçiyorum. Hadi müdahale et. Ne yapıyorsun be gerizekalı? Size bu talimatı kim verdi? Amiriniz kim? Böyle bir şey olabilir mi? Abicim burada amiriniz kim? Amirinizi arayın, amiriniz geldi. Bu nasıl bir harekettir ya? Bu nasıl bir hareket? Yapmadık ki efendim size. Çekilin şuradan. Şurada basın toplantısını. Arkadaşların hepsini ismini alın, hepsi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Abi size dokunmadık bile. Savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ben eski vekilim, eski büyükşehir meclisiyim. Ve bugüne kadar 10 tane açıklama yaptım. Nerede böyle bir durumla karşılaştınız? Çünkü çöp, çamur, çukur, battınız, kokuya battınız. Korkudan bunu yapıyorsunuz. Rezalet. Niye böyle? Niye böyle asker vaziyeti alıyorsunuz? Siz güvenliksiniz. Sizin böyle güvenlik kanununa da aykırı davranıyorsunuz. Bunu da şikayet edeceğiz. Hayır, İçişleri Bakanlığı'na da. Asker vaziyeti alamazsınız siz. Sizin müdahale etme hakkınız yok. Siz CHP'nin militanı mısınız? Siz kamudan, devletten maaş alıyorsunuz. Benim vergilerimle maaş alıyorsun. Devletin militanı değilsin. Bugüne kadar efendi durduk. Size bir saksıklık yapmak mı? Burada bu vaziyet duramaz. Rahat vaziyete geçin. Rahat vaziyete geçinceye kadar başlatmıyorum ben basın toplantısını. Burada biz beklediğiniz yerde basın toplantısını yapacağız. Rahat vaziyete geçeceğiz. Böyle kebik, biz sizin genel başkanınız gibi gidip devlet kurumlarını basmıyoruz. Biz buraya gelip burada basın açıklaması yapıyoruz. Ve buna kadar 10 tane yaptık. Nerede böyle bu durumla karşılaştık? Çünkü İzmir